Ammar Habib ile haftanın olayları başlıyor. Polis teşkilatımız ve polisimiz 100. yılına bastı geçen hafta, tam olarak da 9 Ocak'ta ayın 9'unda. Başta bütün polislerimize günlerini tebrik etmek isterim. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu bölümde onlara da yer verilecek. İkinci bir konu ise o büyük gün geldi, çattı. Aylardır diyirdik ki acaba parlamento ne zaman oturur, ne zaman başlar oturmağına, ilk açılışını ne zaman eder? Geçen hafta tam olarak pazar günüydü, ahad günüydü, ilk açılış yapıldı. Ama ne yazık ki yapılır yapılmaz, keşke açılmasaydı dedik. Evet, polisimiz bu il 100 yaşına bastı. Tam olarak bir karın polis teşkilatının kuruluşunun üzerinden geçiri. Tabii ki onların emekleri üzerimize çoktu. Çünkü onlar bizim için çok şeyden vazgeçipler. Irak Polis Teşkilatı'nın gerçek anlamda kurulması 1922 yılında gerçekleşti. Ve polis teşkilatına bağlı tugaylar kurulmuş ve her tugay için bir komutan belirlenmiştir. 1922 yılında ise Iraklı subaylardan oluşan bir grup polis komutanı İngiliz ve Yahudi subayların yerine görevlendirildi. 1924 yılında da İçişleri Bakanlığı Polis Hizmet Yasası çıkarılıncaya dek polis talimatını çıkarmıştır. 1941 yılında 40 numaralı yasa ve düzenlemeler çıkarılarak polis mensuplarının maaşları belirlenmiştir. Polis Genel Müdürlüğü ise genel güvenliği korumada önemli kurumlardan biri olarak devam etti. Dolayısıyla kendisine gizli polis adı verilen Genel Güvenlik Müdürlüğü ve İstihbarat Genel Müdürlüğü gibi birçok kurum polis teşkilatına bağlı bölümler olarak görev yapıyordu. Irak'ın 2003 yılından sonra köklü bir değişim yaşaması ve dikta rejiminden kurtulmasının ardından eski polis komutanları davet edilerek polis teşkilatı yeniden kurulmuş ve bu yeni kurulan polis teşkilatı için yeni kurslar düzenlenmiştir. Dolayısıyla Irak polisine yeni değişmeler yaşanmıştır ve hükümetin desteğiyle polis teşkilatı ciddi bir gelişmeye yöneldi. Ve sadece güvenliği sağlama konusunda da değil, hizmet konularında da büyük işlemlere imza attı. Polis teşkilatı dünya standartlarına uygun şekilde kendi işini yapması için en gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Polis teşkilatının karşılaştığı yeni zorluk ise iç ve dış etkenlerden dolayı ülkeye girmesi ve vatandaşın hayatı ile ilgili her şeyi darmadağın neden terörist çeteleriyle savaşmaktı. Artık yeni görevi Haziran 2014 yılında ülkenin birçok bölgesini işgal eden ve ülkede toprağını kirleten terörist çetelerine karşı savaşarak toprakları terör belasından kurtarmaktı. Gerçekten de polis teşkilatı bütün sınıfları ile üstün kahramanlık örneği sergilemiştir ve halen bu terörist çetelerine karşı savaşmaya ve onlarla mücadele etmeye devam ediyor. Tekrar ben günlerinde polislerimize tebrik etmek isterim. O bütün polis teşkilatlarının mensuplarını da tebrik etmek isterim bu günlerinde. Biraz bu konuyu konuşacağız. Bugün polisleri konuşacağız, şurtalarımızı konuşacağız. O da değerli emekli Tuğ General Sayın Hadi Bey'den. Hoş geldin Hadi Bey. Hoş bulduk, sağ olasın, var olasın. Başta ben seni tebrik etmek isterim. Sonuçta sen de bir eski Tuğ General olarak ve bir polis olarak geçen hafta da bayramımız idi. Bayramımızı size tebrik etmek isterim başta. Sağ olasın, var olasın. Allah razı olsun. Siz bir Tuğ General, sonuçta bir emid olarak siz emekli oldunuz. Bir polisin, Irak polisinin, Irak teşkilatının polislerinin tarihine nece baksız, nece değerlendirirsiniz? Tamam. Tabii 1920'de İngiliz Irak'ı tehdit edende bir beyan çıkarttı, beyan polis yetkilerinde. Beyan polis yetkilerinde bir kuvvet teşkilatı kurma öz gayeleri için. Ve bu teşkilat kurandalar, bunlara tüm strateji İngiliz zabıtları. Irak'ı zabıt yok idi, subayı yok idi içinde Irak'ı subaylar. Benim İngiliz subaylarıydı. Öz hedefleri için, öz gayeleri için bunları kurdular. Ondan sonra 1922'de 1921 1922'de Kürtel Irak'a teşkil oldu.
Onun için o şekilde etkilediğiniz şurta beyanı. Avvalda müdür şurtal am olanda o vakit 2001'de Afiyet Nur Said ki reis uzar oldu sonradan. Tarihi mağruptu. O reis uzar olduğundan sonra teşkilatımız başladı bir yerimize. Tabi bin Nakib, vezir-i dafiyeydi. Şurtal amı teşkilatından sonra talep etti endel amı olsun. Tabi hisler var idi, vezir maliye razı edildi. Neyse öz hayatı, özü bilinmeyeceği razı edildi. Öyle en ısrar ettiler, teşkil ettiler. Emnil Amna, Ticaret Dâhiliye mezunatı oldu. İlâ 1943'te bir kanun çıktı. Kanun şurta çıktı. Şurtanın hukuk vacibatı, tefadiyatı. Onda teşkilatları tevessü etmek zorundaydı. Yani yedek ilk önceden Şurtal Amma'ydı, sonra Emnil Amna. Sonra oldu Cinsiyel Amma, sonra oldu Murur Amma. İlâ en ahırda seyzenlerde oldu Difa Al-Medenin Amma. İzhan bir büyük teşkilatıydı, Şurta'nın teşkilatı. Bunların vacibetleri hafif kademiydi. İnsana yakın idiler, hizmet etmesi millete. Millet her vakit bir emniyete mehtaçtı. Onun için bu Şurta'nın devri müşerrifiydi, muhabbetine hizmet etmesi. Bütün cihattan. Eğer gelirsen merkez Şurta'dandı, gene müşkilatı olan da bir hatası oldu, o bir gelimeye uğraştı. Kime gider hafızalar? Gelir Şurta'nın merkezine. Onun için merkez Şurta'lar hakkı vacibetleri insani de muhatımla da mahkemeyle muhatımın arayında halakatı vasılıydı, rabıtıydı. Merkez Şurta icraatını alır, tahkik eder, ifade alır, keşf eder mahallatı. Bir gelime olanda, o bir müşkül olanda arz eder hakime. Hakim kararatını verir. Hakimin kararatını kim tehdit eder? Şurta. Eden bizde ne var? Bizde şurta ile kaza şimdi hedefi değildir. Hizmet etmezsin milletine. Onun için cedede olmakları şurtanın devriye çıkarsın o vakit necde oldu. Necde olanda yardımcı olurdu millete. İlâ en muhtemel oldu. Kadife-i Arap yerlerinden şurta malı. Tunus'ta, Mısır'da bir şiar merkezi çıkarsın. Yeterse şurta fi hizmeti şi'ab. Her merkezin kapsında bu kıt'a takılmıştı. Şurta fi hizmeti şi'ab. Onun için takdim ettikleri şurtalar, vacibetleri hatta ona kanser çok tavsiyet verdiler. Çok subaylarımız, polislerimiz vacibde şehit oldu o zamanlar. Neyse mücrim de mukavmet eder. Polis subayı, şurta askerler o mücrimi tutmakalar, bukar da mukavmet ederdi, şehitler verirdi. O şehitlerin ruhuna İnnen diyarif, yarabbim yüzler rahmeti onların ruhlarına ki onların şiddet verdiler bu yurda, bu millete. Evet. Allah da şuna adil versin yaralılara. Tamam. Peki, buradan bunu sorum senden Hadi Bey. Aslında 2003'ten sonra özellikle bu vakti istirham alım. 2003'ten sonra polis güçleri bayağı bir sorun yaşadılar. Teröristlerden, İrhab'dan işte patlamalar oldu. Bayağı bir istihdaf da oldular yani. Bu dönemde çok da şehit verildi tabii polis teşkilatından, polis güçlerinden. Bu dönemde polisin bu işini nasıl değerlendirsen, nasıl tefsir etsen? Tabii 2003'ten başladık. Yurtalarımız çoklu eski subaylar, polisler gelmemeye merkezlere, devamlarına korkurdular. Olandalar devam etmeyenlere bize tesir etti. Yani mevcudumuzu az oldu. Ama ona göre ama devam eden subaylar, polisler vaciplerine kalktılar. Vaciplerine kalkandalar merkez şurtalarına aynen merkez şurtalar kaplarını açtı. Devam oldu. Ne oldu burada? Burada Kiros cemaati başkaları burada istihdak etmeye, hatta maneviyatların kırmaya alaklanan şahsiler merkezden, gelmezler merkezden. Top subaylarımız için seyre kıslatları üzerine, obana çıka koydular için, obana çıka koydular seyreleri için, kapları günde patlattılar, yolda vurdular üzeri. İzlediğiniz için milleti muhavele aynen vurundu, canım kurşun yedi. Ama polis şiddeti olanda ama şiddet çekmedi. Onun için Vizaret Dâhiliye ne teşkilatı? Teşkilatı Vizaret-i İzaret-i Şuhun-i Şurta. Ay, Şurta'l Amna kalmadı, yok oldu. Yerine geldi, Vizaret-i İzaret-i Şuhun-i Şurta. Bu İzaret-i 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 İza
polis meslekine. Beyaz kartlar, tavuk iktidarlar, davranış ancak külliye sultanı bir de kapsın açtılar. Tabii eylesen bizim külliye sultan bir büyük bir medresedir. Evet. İçinde külliye talebesi 3 yıl okur. Ölüm şurtaviye, kavamin, anzime, tıbbil adli. Yani bir büyük ders alır. Ölüm şurtaviyede şehade külliye alır. Noklar, kandalar, gelendeler mesleze, tatbik edendeler, kibreleri var. Tabii ki yani tatbik edendeler, geldi bunları bir genç başkan teşkilat etkilerlerini şurtalarımız mesela tatava etmeğe, o gayibine dönmeğe. Ama bir Ruslar niyeti her vakit muharebe etti. Ona kanşar, çünkü Rus hatta kuvvetli gücü olmasın, hatta niyetler, bizler teşkilat etkiler yedi. Birinci teşkilat oldu, savarı. Savarı şu anda çatışta, üç ölüm oldu, müdiri yaşıyor da savarı çatı. Sonra oldu teşkilatları, dört kovuş, kovuş kovuş oldular. Bu teşkilatlar haklı etmeye, ciddiye almaya. Ciddiye alındılar, muhatınlar çok istilahat ettiler, kuşlarına geçip baktı, ciddiyeni tavarı kaldırıp tutma kaldırdı. Ellerde silahları, girişleri, hepsi tedirge girdiler, davrata girdiler, davrata saliye girdiler, harca girdiler. Onun için ondan da başka tavarda mutlaka kuvvetimiz oldu. Kuvvetimiz oldu, mutlaka şakabımız oldu, sadakul sari'imiz oldu. Maşallah teşkilatlarımız tavasya etti. Haksız tutuklar da polisler de devreye girdiler. Onun için mesela yani çok istihdaf ettirizlerin aynı vaktinde şehitlerimiz verdik. Subaylardan, polislerden ama Allah'a hamdolsun şükür olsun kadılar devamlarında Kirlos'un hedefini kırdılar. O kuvveti kalmadı. Evvel hidayete bizden geçebilmezdi illa o bakma sadısı ya. O bakma sayılamazdı illa mukadama olurdu. İlhabilerde. Hiç o yüzden sözüm kiramayıfları Ansaristan başladı nefesler diye başladı sonradan Daesh ortaya girdi. Haberleri hatta yok ben dahilde. Akıdenin vahide de kuvvet kaldı bunları vakıllarına, bunların yerlerine bunları tutmaya ama kabuza bunlarla ne oldu? Yüz be yüz olduk. Müsaademede, misalde. Elhamdülillah çok yani derece bunlar şeydi. Netice getirmediler. Yani o ne için? Polislerin iddialarından. Çok tamam. Şükür. Size de Allah da kuvvet versin özlerine inşallah. Her daim böyle Irak'ı ve milleti savunurlar. Sayın emekli Tuğ General Hadi Bekir Bey. Çok teşekkür ederim Hadi Bey katıldığın için. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ben size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Efendim polisimizi artık gerçekten canı gönülden tebrik etmek isterim. Ve 100 yaşına bastı ömrü tam olarak bir karın oldu. Onlara da bütün teşkilatına, İçişler Bakanlığı'nın bütün teşkilatında üstün başarılar dileriz inşallah. Bir diğer konumuz ise isterik konuşağın özünü. Bu hafta dediğimiz de ki o da o büyük günü aylardı beklirdik aslında. Neredeyse 3 ay geçirip belki de 4 aya yakın oldu. He beklirdik acaba parlamento ne zaman oturumunu açar ve neler oldu? Parlamento geçen pazar, geçen ahad ilk açılışını yaptı ama ne yaptı? Bayağı bir sorunlu geçti. Bayağı da bir olaylı geçti. Bu kadar olaylara rağmen, bu kadar sorunlara rağmen edebildi parlamento ilk oturuşunda başkanını seçsin. Bu konuları konuşacağız çok değerli bir misafirden kısa bir aradan sonra karşınızda olacak. Evet değerli seyircilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olduk ve parlamentonun ilk oturuşunu konuşacağız. Aslında çok olaylı geçen bir oturum olduğuna yazık ki. Tabii ki biraz da ondan öncesini de konuşacağız bugüne kimin. O da aslında Kerkük milleti özellikle Türkmenlerin yanında çok meşhur bir birisiyden. O da geçen devranın milletvekili olan Sayın Doktor Ahmet Haydar'dan. Doktor hoş geldin. Teşekkür ederim. Doktor isterim seçimlerden başlayalım. Seçim gününden başlayalım. Seçimde biraz mülahaz edersek bu da çok bayağı bir yayınlandı bu konu. Değerlendirildi de aslında çok da tefsir edildi, tahlil de edildi. Seçime katılım oranı çok azydı. Irak genelinde özellikle de Türkmenlerden tarafından ne yazık ki. Sizce sebebi neydi? Niçin millet seçime katılmaktan özür etti ve seçime gitmedi? Tamam. İlk önce buradan bütün ziyanlara selam saygım ulaştırmak isterim.
Tabii bu konu çok tartışıldı. Belki bütün kanatlarda, hatta Türkmen millet içinde çok tartışıldı. Irak genelliğinde azıydı seçime katılmak. Türkmen içinde bence daha fazla azıydı yani. Evet. Olduğundan, olması gerekinden çok azıydı. Tabii bunun genel sebepler var ki dedik, Irak genelliğinde hademat, mevcut olduğu ameliyat siyasiyenin başarısızlığı, iller boyunca yolsuzluklar, milletin çok beklentiler vardı. O beklentiler ulaşmadı. Gün be gün her şey geriye gitti. Eğitim geriye gitti. Sanayi geriye gitti. Ziraat geriye gitti. Batala çok oldu. Tabii ki millet yani bunun hapsını yaşırı. Gün be gün bu meseleyi yaşırı. Evet. Hele de bu sonra terör DAEŞ'in gelmesi o çok kayıplar verdi bunun karşısında. Millet sanki bir güven kaybı oldu. Hı. Yani bu tabaka siyasiye bir güven kaybı oldu özünde. Yani bu şekilde yeri ben geçsem gitmesem bir şeyler değişlenmez. Tabi o partilerinde, o faaliyet siyasiyanında bir kol var bu işte. Hı. Yani hep milleti umutsuzluğa çekmek. Evet. Çünkü bilirsen bir gün her kitle siyasiyanın bir cumhuru var, bir çevresi var. Millet gitmese onlar gidecektir. Onlar gitseler bittali aynen üzleri, aynen fikirleri ve aynen kitelleri bir de yeni baştan üze getirmek te başarı olurlar. Milletin üzerine işlenen bu partiler tarafından, kanavatlar tarafından bu umutsuzluğa çekmek, aynı vakitte milletin gördüğü yanlış davranışlar, yanlış siyasetler, bunlar hapsi sebebiydi Irak milleti bir sonra ama genellikle katılıma seçime gitmesi. Türkmen'i alırsak, Türkmen'in çok sebepler var doğrusu. Yani belki 2003'ten bu yana bütün mukavenetlerin aldığı, istihkalar aldığı, elde ettiği varlıklar Türkmen edebilmedi özünü. Hı hı. Şimdi Türkmen'daydı, Türkmen'in siyasetindeydi suç ya da devleti yönetenlerdeydi suç. Hı hı. Ki yakın büyük kitleler, o büyük mukavenetler ki Türkmen'i her zaman eritmeye çalıştılar. Mukavenetler arı yerinde Irak'ı üçlü bir muadeleyden sürmeyi yönetmezsen yerdiler. Sünni, Şia, Kürt, Türkmen'i hep Şia, Sünni'ye böldüler. Bunlar da bir nokta yol açtırdı bizi. Sanki Türkmen davasının millet yanında net bir tarifi yoktu. Biz şimdi diyoruz Türkmen davası, Türkmen davası. Millet Türkmen davasının bir yazılı bir yani projesi olmalı. Tanzimatın çalıştığı bir projesi olmalı. Milletin güvendiği ve bildiği nereye istirik olacak? Bizim amacımız nedir millet olarak Irak içinde? Önceliklerimiz neydi? Bunlar hepsi millet yanında kayıptı, itipti. Bakarsak Türkmen siyasetinde hep her zaman biz şahıslara terkiz olunuptu. Kendine o bütün siyaset şahs üzerinden yapıldı. Halbuki siyaset fikirdi. Siyaset akideydi, siyaset bir görüştü. Bu görüş, bu fikir, bu akide gün be gün geriye dönüp millet yanında aşkaslar öge çıktılar. Yani Türkmen siyaseti oldu ibaren her şahıs yerinden öz özünü öge atmak amacındadır. Her naksı yoldan olursa olsun. Yani bir gün ben Türkmen Partisi olsun ya Şii Partisi olsun ya Sünni Partisi olsun bes bir Türkmen olsun. Bence bu fikir de biraz yanlışıydı. Yani diğer milletler bakarsa her kişi hususiyasi makayet olabildi. Kürt, Sünni, Şia. Her kişi öz kütlelerinde, öz mecmualarında ve öz fikirlerinde seçimlere katılırdılar. Ama Türkmen hep bunların arasında dağılmıştı. Milli çizgisi, İslami çizgisi dediğim ki bir net, vazih bir malumi yoktu Türkmen davası için. Onun için bu inkâs etti milletin içinde. Millet yani bir umutsuzluğa girdi. Hangisi Türkmen davasını temsil eder? Her kişi diyor ben Türkmen davasını temsil ederim. Ve ben olduğum zaman en iyi şekilde Türkmen hakkını getiririm. Ama seçimler bitirir, seçimlerden sonra dağılırlar. O Sünni'nin kütlesinde de, bu Şii'nin kütlesinde de, o neticede o elde edebilmirik o istihkakları ki millet görür, Türkmen milleti görür, Kürt aldığını, Sünni aldığını, Şii aldığını özü almır. Belki de özü her zaman devletin geri planlarındandı. Bu da millete çok etkisi oldu tabii. Üçüncü amel alırsak tabii seçimlerde adayların çokluğu. Adayın çokluğu neden geldi? Dönük birinci noktaya, ikinci noktaya. Yani bir dava yoksa, net bir parti yoksa davayı temsil eder. Bütün gevliyle, bütün gücüyle o zaman millet dağılacaktı. Dağıldığı zaman çok adaylar olacaktı. Ve bu millet yanında zahmet olan adayları seçsinler.
hangisi bilfiil Türkmen davasına bağladı, o hangisi yok. Gayr əcindələrə bağladı, belki bəs gəlib səs dağıtmağa. Və millet itti millet yani doğrusu bu. Maalesef. Edə bilməyə təşkil etsin, bu bir səbəb idi millet getməsin seçimlere. Maalesef. Peki, istəmirəm aslında bu konuda fazla qalağın, həlbəttə hakikat çoxdur istəsək sorun çıxardağın, sorular çıxardağın bu konudan. Ama öz çerçevemizde biraz da kalmaq istəyirəm, ancaq vaxtımız da biraz kısıtlı olduğu için hata yetsin bizə. Peki seçimler oldu, seçimlerden sonra sonuçlar elən olundu, nəticə elən olundu. Nəticə elan olundu, görürük bir nəticə elan olundu, ondan sonra o nəticə rədd olundu, sonradan bəklənildi, bəzi kimsələr parlamentoya, öz-özlərin parlamentoda gördülər, bir baxdılar parlamentodan əndilər, sonra bir daha çıxdılar, bir daha əndilər. Bu, əvvələn nəticə seçim sonuçlarını necə dəyərləndirirsən? Bəklənirdi, yoxsa bəklənilmirdi? Və müfavvadiyyənin etdiyi işləri necə görsən? Ve bir de bunu da sorabilirim senden, seçimlerde sen de tezvir olduğunu düşünürsen yolsuzluk var mıydı yoksa yok mu? Yani şimdi dönersek biz bir seçim oldu. Neden bu seçim oldu? Sürecin dolmayan bir parlament özün halletti, erken bir seçime gittik. Doğru. Çünkü bir ezme vardı devlette. Yani bir kriz vardı Bağdat'ta. Teşrin gösterileri, millet təğir istedi, millet yeni bir sistem istedi, seçim yasası, yeni bir müfavvadı istedi. Parlamento da bunları hapsına istijab etdi. Yeni bir heyet kurdu, Üskek seçim heyeti. Yeni bir yasa kurdu. Getdik erken seçime. Seçime. Ki o krizden çıxağın. Məncə seçimeke yani kesistim ve seçim heyeti o mesuliyet qayarcı olmadı. Yani o amaç ki vardı bu seçim gerçekleştirilmesini edebilmedi. O mesuliyet kadarcı olmadı. Gördük de irtibak işlerinde. Bir gün bir şey elan edirlər, ikinci gün ayrısını elan edirlər. Bir yerde bir şekil yasağını kullandılar, diğer yerde aynen halde kullanmadılar. Vuqutat başladı. Yani bizim umudumuz çok idi. Bu seçim heyeti qazlardan kuruldu. Qazların nəzahatına, heyetine, Irak'ın qazağına her zaman saygımız, hürmetimiz var. Ama gözükür fenniyen, teqaniyen bu heyet hazır döküldü seçimi yapmağa. Maalesef yapıldı seçimeke. Tedaiyatı da çok oldu, gördük yani. Çok kimseler. Şimdi ben diye sen tezvir var yoktu. Yani çok deliller verildi tezvirin olmağına. Aynı vakti o taraflarda çıktı. Çok savunmalar yaptılar tezvirin olmamağına. Ama kesinlikle tezvir var yoktu. Müfavvadiyyə başarısız idi bu seçimi başa parmakta. O xibirası yok idi, o hazırlığı yok idi. Sanki bazı kütleler aynen çok acele ettiler bu seçimlere girmekten, hazır olmadan işte neticesi bu çıxdı. Yani doğrusu bir gün aynen o güvensizlik, aynen o güven kaybı vardı ki 2018 parlamentosunda bir gün bu da kalacaktı ve bu da müqayyikaya yarayacaktı bu parlamentoydan. Gözüküyor ayakta da bu kadarımızdı yani. İlə ki olacaq bir vəyə, bir bişirinliğə, bir heyət və bir seçim yasası yox, gündə bir dəqişə özün, gündə bir heyət dəyişmək. O zaman da Allah'tan dua edərək yaxın olsun, çünki millətin daha taqatı kalmadı, o millet bu əməliyyəyə heç güvən kalmadı. Yəni bu, acəbə, indi doktor, biz bu səbəbi, bu seçim komissarlığının başarısız olmağının nədəni, istər 2018'de olsun, istər 2020'de olsun. Səncə gerçekten fənni bir konudur, yoxsa bunların her zaman üzerlerine bir baskı var, bəzi partiler var, bəzi kimseler var, o yüzden bunlar işlerini sağlam yapmırlar, yoxsa özlerinin bir təvəccühləri var bəzi yerlere? Həməncə partilerin daha fazla suçuydu. Yani biz geçen parlamento dönemində ısrarla bastırdıq, özellikle Türkmanlar. Biz elektronik seçimi denedik. Çok sorunlar çıkarttı bizim Kerkük'tə və Irak'ta geçen dönem. Bunu biz bu yol gerek adede bunu etmedi dağın. Belki bunda bazı kütleler vardı bizim aynı fikirdeydi. Yavaş yavaş Türkman kaldı. Biz Türkmanlar biz kaldık. Sonra kimin bütün kütlelerden selaşirdik o mesuliyeti təhmil ettik. Sonra bu getirdiğimiz iş yanlıştı. Bu işi çözmez. Daha fazla təqid eder. Ama hapsı emin idi. Hapsı deyirdi yox, elektronide hiç tezvir olmaz. Geçen yolda olmadı. Özlerini alırlar necə deyir ki. Ama maalesef görürük seçimler bitti bitmedi. Hapsi başladı. Hay bu ameliyat ixtiraq olabilirdi.
bu şöyle böyle, biz bunu hapsın dedik sizlere. Yani o kimseler ki size muarızlık edirdiler. Ondan sonra seçimlerden sonra dediler, ha doğru seçimde bir tezgür. Özler iyi bilirdiler. Biz gözkürü hesabat ağır şekil gitti. Maalesef işte budur. Sen... Evdeki hesap çarşıya uymadı diyorlar. Uymadı. Hani görgü velaymış mi uzaki. Ve kesinlikle Irak'ta el vermez bu elektronik seçim. Yani evvelen de görüşümüz buydu. Ve gelen seçimlerde gördüğü Üsküdar Federal Mahkemesi de aynen konuya da gindi. Irak'ın hala ameliyat demokratik Irak'ta yengiydi. Hala onu yolaşmamıştık ve elden olsa seçimler, gözle gündü olsa daha iyiydi elektronikten. Çok daha iyiydi. Peki, bakalım acaba gelecek seçimlerden neler olacaktı sonuçta? İşte şimdi bir gün seçimler bitti. Gelen seçimlerden sonra ve sonuçlar elan olunduktan sonra ta ki parlamento geçen hafta, geçen ahad günü ilk oturumunu yaptı ve ilk oturuşunu açtı. O dönemde bayağı bir hareket diplomasiye var idi. Herkes birbirine gelirdi. Yani bir bakasan İtart'tan Siko kuruldu, bir tehalif oldu, bir yandan Sairun'uydu. İşte Sairun Erbil'e gelir, İtart'tan Siko Halbusi'ye gelir, Halbusi Sairun'a gelir. Arada bayağı bir şeyler var idi. Tabii bunlar ki malumdu, herkes yenge hükümeti konuşmak istirdi. Bu çerçevede yani bu trafik yakın diplomasi trafikte sence nece tefsir etsen bunlar ne istirdiler? Kim ne istiriyor? Kim hara ulaşacaktı? Yani sen sonuçta bir gün bir tecrübesen. Yani bir gün sen burada konuşurken bir tecrübe olarak konuşsan. Askerinde verilebilir. İsa'lil mücerrib ve la tis'alil hakim. Sonuçta sen bir eski milletvekili olarak bu görüşmeler nece değerlendirirdi o fetrede? Ya tabii her seçim sonucu görüşmeler oldu. Sen ihtinakatör, ihtinakatları açmak. Küskünlükler olup seçimler vakti elbette karşı karşıyaydılar. Bunları, bu karları eritmek, bu buzdağlarını eritmek arayelerinde. Ama biz, biraz önce de işaret ettik, biz niçin seçimi yaptık? Bir kriz vardı. Evet. Krizin iki matlabı vardı. Yani doğrusu birisi bütün rejimi rafiz edirdi. Yani bu ameliyat siyasetinin yerine rafiz edirdi. Yani bu da işlensin. Diğeri ise de yok. Yani bir az... Değişsin ne olsun yani? Yani birisi diye cumhuri olsun. İntikab, yani cumhurbaşkanı... Direkt reyası olsun diye. Seçilsin, reyası olsun. Birisi değil, bu partiler kalmasın, yeni partiler kurulsun. Yani çok görüşler vardı. Ona da deneyim vardı. Yani bazı milletimiz, Irak milleti o kadar umutsuzluğa ulaştı. Diğeri bir darbe olsun yani. Bir askeri general gelsin. İndi de bu milletimizin açığını koy gelsin, hükmetsin. Biz klas olalım biz bu durumdan. Ve seçimin ikinci matlabı yani kidiyak daha hafifiydi. Tamam, eğer bu olmursa dedik yasa değişlensin, seçim yasası, seçim komisyonu değişlensin. Yeni bir üzler, yeni bir fikir gelinsin. Bu yeni üz, yeni fikir aglebeyden yersin. Yani bu tevafukiye hükümetinden çıkalım ki herkes karışsın içinde. Belki de bütün kütleler hapsi baksay projelerinde, seçim projelerinde hapsi buna değinirler bir. Bizim Irak'ın halli, Irak'ın sorunu aglebeyi hükümetindeydi. Bu hapsımız katılmak hükümetlere, o tevafukiye hükümetlere daha el vermir. Çünkü birbirlerinin ayıbını saklarlar, birbirlerine göz yumurlar. O zaman millet zelil çekir. Ama seçimin sonucu bilsen, bazı kimsenin sağlık kimi gelmedi. O zaman iki yere bölündü. Bir mecmua var, özellikle Şii kütleler içinde. Biri biz hükümet ağlabiyeye geri gidelim. Çünkü Şii şari'yi çıkan mudahara. Bilsen yani en fazla baskı basan gösteriler gösteren Şii şari'ydi. Bir mecmua değil, biz dönebilmeyiz hükümet tevafıkıya. Çünkü biz, evvelen üzler de işlenmedi. %90 aynı kitleler, aynı partiler döndüler. En azından sistemi de işeğin. Yani milletin bir sadığın yarısı olsun. Yani gidelim ağlabiye hükümetine. Çünkü bunu da etmesek, milletin bilmesen reaksiyonu, redfiili ne olacaktı. Bir tarafı değil, yok. Durum müsaade diyor ki, in de tevafıkıya yarayın. Bir dönem daha tevafıkıya gidelim. Bu ameliyat siyasiye tevafıkıdan başka kabul etmez. Bu kişinin arı yerinde doğrusu bir sıra fikri girdi ortaya. Bir taraf fikri bir şey var, görüşü var. Bu sistem kalırsa, bu rejim kalırsa gerek eglebiye yarayık daha. O bir tarafı da bir yok tevafıkıya. Ha burada çok tarihden var. Sünni'den Kürt'e neden bunlar farz olmuyor? Tabii onlar da mutlu yani. Bir gün biz eglebiye diyendek ki hapsımızın kanaatı var bütün siyasete. Hatta akademi insanlarımızın, seçkin insanlarımızın hapsı diğeri eglebiye olmasa Irak necahat getirmez. Vatani bir eglebiye. Yani bir tek Irak'a intiması olan.
Ama bu hutva gerek başlanırsın. Bir tere başlanırsın. Şia bugün aglebiyadı. Yani. Hükümet içinde. Her şey Şia'ya bakılır. Bunlar aglebiyaya başlasalar biz aglebiye. Bunlar da sele tevafıkı, biz de tevafıkı. Çünkü en fazla sayı üzerindeydi. Hemen görürüm bu cedeliye ki yediri aglebiyeyle tevafıkıyı ara yerinde. Eğer tevafıkıya gelirse, yani doğrusu milletin ratifiyeli bilmesin, razı oğlu edebilirler bir hükümet getirsin, hizmet takdim etsin. Çok zahmet tevafık hükümetlerde biz gördük. Yani tecrübemizden, hıbramızdan bir az tecrübemiz oldu. Tevafık hükümetler hiç hizmet takdim edilmez. Aglebiye hükümet karşı taraflarda diyağın kabul etmiyorlar bunu. Dediğimiz gibi Irak'ta hala o demokratiydi, o mahalleye ulaşmıyordu. Ellerde silah var, ellerde güç var, para var, cedde var. Acaba ne olacaktı, her ulaşacağı yani doğrusu diyebilirim bizim ameliyat siyasi Irak'ta en kriz noktasından geçir indi. Herhangi meşru yerse tevafıkıya ou aglebiye edebilse hizmet takdim etsin bence millet fikir değişlerini hatta siyasiye bir de döner olabilir gelen dönemde katılım seçimlerde daha fazla olabilir. Benim şahsi görüşüm ben aglebiye tarafındayım. Hükümet aglebiye kurusun. Ama aglebiye de olursa bu şekilde olmasın. Bir tek nedir mefhumu aglebiyenin? Bir günde sonuçta çok konuşuldu. Aglebiye, hükümet aglebiye olsun. İşte bir yandan özellikle de yani bir yandan itaat tensiki indi var sahada dolanırı. Aglebiye son zaten açılışında bunu ilan etti. Bir yandan da zaten Sairun var, Seyyid Muqtada Sadr var. O da aglebiye olduğunu iddia eder. Aglebiyeden mefhum nedir? Yani burada evvelen aglebiyeni anlayalım. Sonra Kürt ve Sünniler bu aglebiyeden olmasalar bu aglebiye yerir yoksa yermez? Bak biz hatta milletimizden açık olalım. Yani şekerini kapalı konuşmayalım. Bir gün Kürt'ün özel bir durumu var. Her iki tarafta. Aglebiye isteyen de ve tevafık isteyen de bu özel duruma saygısı var. Ve edebilmez bir şey isminin karşısında. Ve onlar Kürtler deseler hapsımız katıllık kimse yok diyemez üzerine. Deseler yarısımız katıllık geldik kimse yok diyemez üzerine. Ve aglebiye de yani eğer istersek gerçek bir aglebiye olsun, hükümet aglebiye, bence seçime bir yani bir listeyden anıp, içinde Sünni de olsun, Şia de olsun, Kürt de olsun diyorlar, kaim el vataniye el abire. Böyle bir listeyden seçime girip, %50 getirdim, o zaman ben hükümeti kurarım, o bir taraf mağarada giderim. Bu da Irak genelinde gerek olsun, bütün Irak'ta Irak bu list. Müşkile bu yoktu bizde indi. Bu olmadığı için, onun için indi aglebiye mefhumu şevah gözükürü. Sanki biz Şia'nın başına tatbik olunacaktı. Yani, böyle gözükürü. Aglebiye. Sünnidir işiz olmasın. Ben %80 milletvekillerimi yığıştırdım. %80-85 biz hapsımız giririk. Kürt edilir biz de hapsımız giririk. Özel durumumuz var bizim. İklimimiz var. Sünnidir benim hafızalarımın meşakil var. Edebilmem de aglebi yani tatbik edeyim. Şialar ise deyir benim de meşakilim var. Edebilmem tevafık yani edeyim. Yani burada mukavinatın maalesef bu yenge Irak ki mukavinatı bir Irak kuruldu. Bu da şey bunu inkar edebilmeyerek. İşte burada ister bir hal vasat. Belhal vasat. Ne o tevafıkıya dönsün ki hapsi katılsın, şari şii bir de hapsi ayağa kıkacaktı, bir de hükümeti kıkacaktı. Ve ne de bir şekil olsun ki Sünniler, Kürtler hapsi gelsinler, Şialerin bir yarısı gelsin, o bir yarısı da az döyge, o bir yarısı kıkacaktı, sorunlar çıkacaktı. Bence aglebi yani bu dönem, yani benim görüşümde tedirici olsa, yani koy Şia'nın %70'i katılsın. 70-80'i. Sünnenin %70-80'i. Kürdünün %70-80'i. Belki gelen dönemlerde yavaş yavaş bir muarada çıkacaktı parlamanda. Yavaş yavaş alışacak muarada hayatına. Çünkü şimdi bir gün muaradayı kimse sen bir geçsin. Her kişi korkur diyor. Sultan onun eline geçse beni bitirir. Peki sen burada hakikati unutma giden bunu istedim. Sorum senden çok kısa bir şekilde. Sen sonuçta bir tecrübe yaşayıpsan parlamentoda. Sence muarada dediğimiz o ki biz görürük dünya siyasetinde, dünya parlamentolarında muarada nece olur, muhalefet nece olur. Irak'ta bu necih olur? Yoksa o muhalefet olsa, o şekilde davransa çatışma çıkmaz mı arada? Yani demem Irak hala çok yengeli demokratiye. Bence muarada necih olmaz. Şimdi indirikçe, yani eğer sen 200'den fazla hükümete katılırsa, 100'den muarada gelirse, o 100'den de bir parlamentonun içinde. Çok şeyler yapabilmez. Yani ne sadık yasalar geçirebilir ve ne sadık yasalar engelleyebilir. Biz dediğimiz muarada %51, 52, 53 bakarsan o bir taraf az diyor yani. O bir taraf sadık zaman 3-4 nabı kan eder. Fikriden, görüşüden hükümeti yıkar, hükümeti kalbeder.
Bu gibi muaradalar müntecik olurlar. Ama bir muaradada mesela 50 tane kalıp, 60 tane, 70 tane muaradada kalıp bence bu hiçbir şeyler müntecik etmeyecek. Takımen tevafuk idi. Ve adı şeydi. Onun için diyorum, bunu başlasak ilk önce, başlasak her mukavvenin %70'i katılsa, bir %30 az diyor, %30 muarada kalacaktı. Belki yavaş yavaş itmeden olur. O muarızda kaldı. Geçen her mukavvenin değilsen ama. Her mukavvenin. Yok bir iki mukavven hapse iştirak etsin. Üçüncü mukavven. Olabilir sence sen bir tecrüben diyarsı olarak olabilir. Yani bir gün mesela Kürtlerden muarız nanca olabilir acaba? Nanca muarız var ya da bu Sünnilerden nanca yani muarız var? Yani şimdiye kadar hiç belli değil. Yani Kürtler indik müttefak etmiyorlar yasa cumhuriyet mesela. İttifak edildiler, kişisi girerli. İttifak etmiyorlar elbette. Bir taraf muarızda kalacak, bir taraf katılacaktı. Sünniler bence ittifak ettiler. Hapse edebilmediler. Bes bir yüzde diyebilirlik 80'e takriben ittifak etti arasında. Şimdi devletler girişti arayerlerine, arayerler yapıldı. Değilse biz tesis ederiz, bizim muhafazatlarımızın ihtiyacı var. Bu dönem tekabül etmez bizim şari'imiz. Neticede şi'ler kaldılar. Şi'an da şari'i müşkülerdi yani. Şari'i şi'i kabul etmiyor daha bu tevafuki meselesini. Bence bu sistem, bu rejim yerine değişmeldi. Yani biz bilfiil seçimlerin birisi bu çözüm diye riyasi meselesine gitmek. Cumhurbaşkanı direkt milletten seçilsin. Bence çok bu meşakilerden bizi kurtarı çıkardı. İmkanı var bir belen nizame Irak'ta da yok olmağı. Sence önce partiler kabul eder mi böyle bir şeyi? Sonuçta bir gün ülke İşte müşkilimiz milletin sevgi buydu ama aynen partilerin çıkmağı aynen geçen olmadı. Dönemki partiler bir gün meşakil terdiler. Bu işi yaparlar böyle zahmet görürüm özür. Olmaz diysen. Ama çözümdü. Yani biz hazama kimin kalacağız? Hayır Şia'nın yarısı, Sünni'nin yarısı, maalesef. Kürt'ün durumu ayrı, Sünni'nin durumu ayrı. Onda bir tek Cumhurbaşkanı bütün millet seçer özünü, yetkini direkt verir özüne. Bakanlığın kurar, hükümetin kurar. Milletin yok da sorumluluğunu kaldırır. Ama bu şekil gene itirir. Sorumluluk itirir yerde. Peki biz Türkmenler olarak ya da Türkmen milletvekilleri olarak özellikle de indi bu dönemde harda saf tutmaladılar? İşte bizim burada Tamil Kubra buradaydı. Yani belki benim seçim döneminde bir proje sundum millete. Yani millet çok vakıf proje görmürdü özünü. Yani biz Türkmen diye daha bir günden beri davranak. Türkmen diye siyasete en ağın. Türkmen diye bir kütle kurağın. Ama maalesef olmadı istediğimiz kimin. Tabii ben bu bir fikirdi. Bir gün bu fikrin aktı. Az çok isteyeni oldu, pazarı oldu. Ve bir cumhur oldu bu fikrin. Bunda devam sürecek. Çünkü bizim yanımızda görüşümüz budur. Çözüm Türkmen davası budur. Gerek Türkmen'in özel bir davaya sahip olan olsun. Bir gün diyorsa bana partiler var. Türkmen partileri, işte bunlar sahiplenipler davanı. Bence böyle dövgü. Türkmen partileri bile baksay, seçime enmekleri zayıf endiler. Üzerine vatık dövgüler. Yani Musul'da Türkmen adına enmedik. Musul'da gittik, tekadümde Türkmen endi. Hasim'de endi. Fetih'te endi. Şimdi bu atraflar hapsi her birisi bir taraftadırlar. Yani azim iki yere bölündü. Bir iki Türkmanımız azimin muarız bölgesine kalıptı. Bir Türkmanımız tekadümdeydi. Bir üç Türkman fetihteydi. Bunları ne şekil bir yere yığıştırsa, ne şekil Türkman davasına yardımcı olsunlar. Ben diyelim Erşad Başkan Allah yardımcı olsun. Bir tek özü bir gün parlamentoda Türkman adına saf Türkmanın payıydı yani. Ne Sünni payı, ne Şia payı, ne Kürt payıydı. Ama gene mala yudrak kulluhu la yutrak cülluhu. Yani bir hutuva alındı. Ben bunu takip edirdim. İyi bir hutuvaydı. Kütle kurmak. Tabi kütle iki resmi bir kütle dövüyor. Parlamentoda Türkmen resmi kütle dövüyor. Aynen geçen yolki dönem. Geçen yolda bir resmi bir kütle. Tecrübe yaşayıp siz. Resmi kütle kurabilmedik maalesef. Dediğimiz gibi bu nedenle de kütlelerden ayrıldılar insanlarımız. Ama yani yarı bir çözüm olarak iyi bir şeydi. Yani Türkmen milletvekilleri yığışsınlar, Türkmen davasında barabar çabalasınlar. Ama işte bu insidat siyasi, bu şekil, bu kütlelerle irak olmak belki bu yol çok zor eder Türkmen milletvekillerinin işine. Yani Fetih muaradaya geçse, hükümette katılmasa, 3 milletvekili var. Bunların durumu ne olacaktı? Azim, 2 milletvekili var muarada tarafındaki diye Hamiz Kancan'ın çekildiler. Onlar yazda kaldı. Buradan 3 tane, oradan 2 tane, 5 tanemiz yazda kaldı. Bir tek Lokman Bey'den Erşed Bey ağlabiyan için olacaktı. Tabii geçen dönem bazı şeyler tesis ettik. Yani bu kanunla mesela çok önemli bir şey. Tesis olundu öz şu. Acaba buna makiyet olabildik bu dönem? İki milletvekiliden edebildik. Bakanlık olarak.
Tabii Kerkük biz, yani iki tane Kerkük'ten iki tanemiz var. Ben. Yani Musul'dan bir tane, Kerkük'ten bir tane. Bunlar diye muhal şey şey de, adına hükümet yani. Kur'an taraftarlar. İndi kimin? Gönlü evet. Mustafa'da. Tamam. Geçen yıl bize yardımcı olan neydi? Bir listemiz vardı. Üç tane vardı içinde. Azög üç tane. Evet. O bir arkadaşlarda hükümet tevafuk olan da hapsi daha göz yumulu bilsen yani. Evet. Bir milletvekili kimse aktarmaz tevafuk oldu. Hükümet hapsi karıştı. Doğru. Hapsi hükümet taraflısında. Ve onun için edebildik bir kütle kurağın resmi olmasa da üç tanesinin bir resmiyatı var. O bir üç tane dört tane de manevi bir şekilde devam oldular üzerine edebildik bu şeyleri daha. Ve bu yol bu dönem dedim ki şeke daha fazla muakkat. Çünkü bir dönemimiz var biz Türkmen diye. Giden yol üç taneydi. Evet. O birisiler de muhteliftiler yani. Tevafuklu bir hükümet kurulmak indi kimin manevi yoktu gözükmüyor ufukta. Doğru. Yani muaraza eden hükümet olsaydı meze yığışsın tabii. Onun irtibatatı var, iltizamatı var. Ama ona rağmen hilaf çıkartmasalar birbirlerinin üzerine. Yani muarızda olan Türkmenler hükümetin kurucu tarafında olan Türkmenlere muaraza çıkmasa birbirlerine destek gösterip pas verseler. Çünkü bizim davamız hilaf kabul etmez. Bu Türkmen de muarazaya gitmek uymaz Türkmen. Uymaz. Yani doğru. İlla ki gerek hükümetin içinde insanımız olsun. Tabii. Çok kadayalarımız var. Tebrik eder gözlerini kurdular kutla. İyi bir şekilde idare etseler var. Çok zahmet bir durumdadılar. Allah yardımcılar olsun. Partiler nedeniyle değilsen zahmet durumdadılar. Partiler nedeniyle tehalifatlar, teşenmücat, ihtinakat. Her birisi bir taraftadılar. Ama gene diyerek biz el-cud bil-mevcud. Ne kadar ellerinden gelirse biz de her zaman hizmetlerindeyiz. Fikir tarafından, meşhuret tarafından. Millet, tamam milletin saat her şeyden ögdeydi. Tabii. Geçen röportajların birisinde aslında Erşet Bey'i dinledim. Çok emin ve çok vatık konuşurdu. Gelince hükümetin içinde kesinlikle bir Türkmen bakanı var. Bu sefer geçen dönemkiler taki olmayacaktı. Sence bu eminlik ya da bu vatıklık, bu konuşma nereden geldi? Gerçekten bir böyle bir şey var yani, bakan kesin verilecekti Türkmen'e? Bak, Irak'ta bir şey var, urf siyasi. Ha. Bir urf bir yol kuruldu, ikinci yol daha üzerine gidiyor. Yani %50 kolay yolu. Hı. Ne kadar durumda zorlaşsa %50 kolay yol, çünkü bir örf kurulur. Biz bir örf kurduk geçen dönem. Örfaki de böyle boştan gelmedi. Parlamentoda tasvitten geldi. Karar, tasvit, Vuzarele Türkman Addan değildi. Bunu tecavüz etmek biraz daha zahmet oldu gelen hükümetler için. Yani Türkman'da bir toplumdu, ağırlığı var. Tamam, bugün siyasi ağırlığımız yoktu. Çünkü suç bizdeydi. Bir siyasi projemiz yoktu. Bir siyasi görüşümüz, belki bir siyasi görüşümüz yoktu. Az milletvekili çıkardılar ama toplum olarak var. Yeryüzünde, Kerkük'te, Erbil'de, Musul'da, Salahaddin'de, Diyale'de, Süleyman'da bile, Kifri'de bir toplum var. O, bu toplum da köksüz değil. Yani etraf devletlerde kökü var. Evet. Bugün İran'ın içinde yarı milleti Türk'tü. Bugün Türkiye'nin içi Türk'tü. Devletler var. Sen bunlar hapsi hesabata girer devlet yani. Bir millette hemşire de mesela bu kadar kökü var ve bu kadar güçler var arkasıca. Onun da üzerine sen bir urf tesis etsen geçen dönem. Türkmen bir bakanlığı. Bu yol belki Erşet Bey'in buradan geldi. Emin olmak. Biz bir şey tesis etmişiz geçen yol milletvekilleri olarak. Bu dönem kalı biz bir az sa'y etsinler, bir az söz birliği etsinler. İyi oynasınlar oyun ekranı. O garantidir inşallah. İnşallah, umut ederim. Ama hutura da var üzerine yani. Dediğim gibi. Eğer birbirlerine düşseler bu müşkül eder zaman. Müsaadır olunabilir. Neşi dedim, o kutlağın kurmak mana etmeden yeterdi. Çünkü neticede bu taraf vermeyecek bir ad, o taraf bir ad. Bir ad verilecek. Oturacaklar, yani. İttifak edecekler. Hatta muarada kalanlar da rayları olacaktı. Bu bakan da verecekler. O zaman hükümet mülzem oldu yani. Çünkü bir uruf var, bir toplum var. Bu toplumun bir kökü var, yakın evrak kuvası var. İnşallah kolaylaşı ve bakanı alabilirler. İnşallah, umid ederek. Geçen haftanın olayına, ahad gününe sonuçta ilk açılışıydı. Parlamentonun ilk oturumuydu. Bayağı bir olaylı geçti sonuçta. Bazı nedenler, bazı olaylar dolayısıyla ben şahsiyen tefsir bulmadım. Yani tefsiri neydi ben bilmedim. Açıkça konuşmak gerekirse mesela Sair'in kefenle gelmeyi parlamentoya ben bilmedim yani. Hedef neydi? Gerçekten o asıl hedef ne istediler bilintirsler yani? Acaba bir hutura var idi üzerlerine, ne var idi? Bayağı bir olaylı geçti. Sonuçta gene dönem derim sen bir tecrübeli olarak. Bu iki kütlenin takriben özellikle ki olayı çıktı. İtar tensiqiydi vs.
kütlərinin özellikle de çoxunu tanısan, özellikle oturubsan, konuşursan, sonuçta bayağı bir üç illik bir muaşere edibsən özlerine. Eğer böyle baksak, necə təfsir etsən, oradaki yaşananları, olayları, istər İtar Tansiqinin 88 təvqiyyə gətirməğini, fi müqabil Səirunun əqləbiyyə deməğini, bu çəkişmələr parlamentonun içində necə dəqiqləndirsən, ta ki həlbusinin seçilməğini xədir. Bu çəkişmələr yeni dövr Ərək parlamentosuna, yani çox yaşadıq bunlardan. Geçen dönem bile 3 ilde çok bu işler yaşanırdı yani. Bundan da zor yaşanırdı. Bu Irak milletine alışıbdı. Yeni bir şey de yok. Belki demokrati, demokratiyete çok iyi giden devletlerin parlamentolarında görürüz asker oldu bu gibi tartışmalar, bu kavgalar. Tabii zahmet bir celsaydı. İlk yol şeyler gelipler arayırlarında ittifak yoktu. İlk yol şeyler tam iki yere bölünüptüler. Şehirlerde 179 ile 185 mince bu civarda adet milletvekilleri var. Tabii beklemedik kolay geçti ama çok kolay geçti ondan sonrası. Yani olabilir en seri seçildi. Çünkü bir tapka var yani. Ondan önce bir ittifakat hazır. Var. Evet. Bu görüşmeler ki sen dedi bu trafikler vardı gel getler. Bu 3 ay boyunca bir fikre ulaşılmıştı. Her kişi girmiş vatıkıydı bile. Nesir ve her ulaşacaktı. Reisinin biraz idarasında yani doğrusu başarısızlık oldu. Yani bazı mevzulara girdi, özünün görevi döküldü. Reisinin görevi önce kasemden sonra kapaçar kim aday gösteririz özünün reis parlamanlık için. Seçimler yapıldı. Ondan sonra heyet yeni başkanlık heyeti meclisin başkanlığını alar. Ondan sonra kütlə-i ekber meselesi tarif olunur. İşte burada biraz acele oldu. O acele neyi tisifsiz etti. Yani bilirsen bu taraf kaymasını verende o bir taraf şey etti. Yani, vakti dövgün iş indi. Bu bunun işi dövgü. Sanki de Doktor Muhammed Meşedani o tarafta olduğu için o bir taraftan olduğu için tam altında kaldı doğrusu. Bu çakışmalar oldu. Bunda indi mahkemet hali karar verecek. Tabii bunlar değil kanuni dövgü, bunlar değil kanuni değil. Bizim mahkeme tahdiyamız var. Bugün de mahkeme tahdiye çok meşhur oldu maşallah. Her küçük günde bir tavsiye alındı. Bir günde bir karar çıkarttı tabii. Bütün celseler durdu. Hatta ki bu davaya bakana kimi. Bakalım oradan ne çıkacaktı. Ama elbette çok şeyler değiştirilmez. Hatta da sen yeni baştan seçilsin. Bir tefahmat var. 200 milletvekili, 180 ile 200 milletvekili arasında bir ittifak olubdu. Bütün riyasetleri geçirdi. 3 riyaseti 3'ünü de geçirdi. 3'ünü de geçirdiysen. 3'ünü de geçirebilir. Yani 180, sen ağlabiyyə basitə 166 tanesisin, senin 180 ile 200 tane var Ali'de. Yani Səirun geçirdi deysen? Yani bu ittifak, o bir gün bunlar durdular, onlardan, onlar da bunların duracaktı. Bu siyaset budur. Tamam. Yani ilk şeye bakan, baksay parlamento başkanı 200 ses aldı. Ondan sonra ilk yardımcısı 182, ikinci yardımcısı 180. Bu sene ne getirir? En az bu tahalifin 180 milletvekili var, en az. En fazla da 200. 200'den 180 ara yerinde. 200'den 180 ara yerinde rahat bir şekilde başbakanlığı da yerdi, cumhurbaşkanlığında yerdi. Eşkil ki parlamento başkanlığını yerdi. Tabi gün bunların eli güçlü doğrusu. İtar'ın o günde, İtar ve kalan Sünniler, kalan Kürtlerin o günde ki yol var. Yani muaradanı kabul etsinler. Çünkü indi tartışılar yerlerine baksay. Muarazaya gitmeye kabul etsinler. Yeni de ameliyat siyasiden sahip etsinler. Yani bu hakikati atılla ara yerdi. Bence ameliyat siyasetini insihab etmek çok hatardı yani. Bu kapıya gitmek. İnsihab etseler ne oldu? Yani istikale verilen ben bitti daha itirafım yoktu bu. Zaten itiraf etmirdim yani. Zaten seçimlere kanaatim yokuydu. Şimdi de çekillem. Ben gelirim millet içine. Millet içine gitmekin manası çoktu. Yani olay çıkaracağım. Yani ben belki milleti cedeye tükeceğim her şeyde. Kal üç hayır. Tevafuk. Tevafukun indi kimin kütle sadriye yani çok şiddetle karşısında durubdu. Yok yani hapsinin karşısında, itaatten çıkınca bazıları gelsin bana. Mesela. Olmaz hapsiz gelersiniz, hapsiz gelseyiz millet diğer bir de tevafuka gitti. Yani açı hizmeti yoktu. Peki. Bir mühim kütle kalsın muarada da. Bence muarada kalmaları daha iyi. Çekilmekten iyiydi. Tevafukiye kurulmak belki muakkaten iyiydi. Bes, gelecek günler için oldu olmaz. Vallahi hiç malum değil. Çünkü Cünub milletinin reddet fiilini olacaktı.
Onu bas Allah bilir. Peki, doktor sonuçta sen geçen devrede gene zaten Mehmet Halbusi'nin başkanlığındaydı parlamento. 3 yıl sonuçta bir bakanlık konusu da Türkmenlerin bakanlık konusu da öz döneminde oldu. Böyle bilmem özünde etkisi var idi bu konuda. Yardım oldu. İstesek bir tahlil edelim şahsiyatını Halbusi'nin gerçekten parlamento idaresinde. Sen nece görsen gerçekten iyi bir seçim miydi tekrar başkan olma, bakan olmağı yani parlamento başkanlığına geçmeği yoksa yok başka bir kimse daha iyi olabilirdi özünden. Ama şey diyeyim sana. Tevafıklı bir hükümette ne başbakanın davru idaresi yönetmeyi olacaktı. Ne cumhurbaşkanının ne de parlamento başkanı. Onun için hükmedebilmesen. Bunların idaresi iyi olsaydı zaten millet gösterir çıkmazdı, hos etmezdi. Ertesi seçimse. Her zaman hükmedesen bir şahsiyanın iyi bir başbakan olduğunu ya iyi bir parlamento başkanı ya iyi bir cumhurbaşkanı o zamanki eglebiye itarında hükümet kurdu. O zaman korkar. O zaman adımını denge alı. O zaman en az galetler eder ve en fazla başarılar kaydetmeye çalışı. Onu da hükmedebilsen. Geçenki parlamento tabii bir parlamento değildi. Yani evet. Mesela ıslah kuruldu, bina kuruldu. O dedi ben aglabiye, bu dedi ben aglabiye. Sonra ceddeye indiler. Müşkül oldu ceddede. Sonra hapse oturdular. Bir de hapsımız gelen ortaklığın. Hapse girdiler. Fe onun şu parlamentonu kitle başkanları yönetti. Yok. Parlamento başkanı. Evet. Parlamento başkanı ha biraz zeki olsa, biraz edebilse mesela idare etsin bunları, bu kitle başkanlarını, ucat nazarlarını takrib etsin. Edebilecek kanunları yerisin. Ha geçen yıl Halbusi'de bu devre vardı. Çok kanunları yeritti ve çok safkatları yerde bildi. Tabii üçü bile sakatiydi. Çünkü niçin kütleler sakat şeyler istediler. Yani kanun geldi. Bu kanunda 10 rayı var, 10 rayı var. Takrib edirdi, yerdirdi. Hatta meşhur oldu. İlla Halbusiyat. Halbusiyat. Bu kasan bir hosa var. Geldi 5 dakikanın içinde. Mesela ne şekilde? O an kanaatı mı? Kanaatı. Evet. Birisi de seçim yasasıydı. Parlamentonun %80'i diye bu terşih ferdi iyi diyor ki biz Türkmenler diye bize el vermez. Devlet kanun kabul etmir, fetih kabul etmir, parti kabul etmir. Bir farra vurdu, hapsın ara yerine hapsi geldi. Ha koy şey olsun, terşih ferdi olsun ve devar müteaddi olsun. Ki şimdi hapsi bunu kınırla. Değil ya valla kavam olsaydı daha iyi. Yani bu başarılar var özünde. Değil mi yani? İyi şeyler yok. Bazı kanunlar... İkna gücü var özünde. İkna gücü var özünde. Bazı kanunlar galeti yerdi ve sakati yerdi ve netice çok selvi oldu. Ama derim gerçek hüküm her zaman edesen, eglebiye hükümeti kurulduğu zaman ya onda gerçek hüküm edebilsen. Bu yönetimi başarılıydı yoksa başarısızdı. Gene tecrübeye dayanarak kısa bir süremiz de kaldı. Bir parlamento, eski parlamento milletvekili olarak, parlamento üyesi olarak gelecek günleri necə görsən, gerçekten hükümet kurulu əqləbiyyə olarak yoksa araya ne yazık ki çatışmaya doğru gedirik? Yani məncə bir gün çatışma Kürtdən qorxulmaz, çatışma oradan çıxmaz. Şia arasında. Şia arasında deyirəm məndə. Bir gün məncə uqala şia gərək tədəxul etsinlər. Tədəxul etsinlər, yox hükümet tevafiqi qurmağa. Tevafiqi şia qəbiltən hükümet tevafiqi yani, hiç. Ve her kim işrek eder hükümete vafıkıya da inan ki olabilir 6 ay sonra millet hapsi tökülür ceddeye. Ve bir yolda tökülende ceddeye çıkanda dönmez. Ama Şia'nın ukalaya yığışsınlar, bu kütelleri yığıştırsınlar. Bir mithak şeref olsun yerlerinde. Gel ben hükümette olduğum zaman seni kısa etmeye, o bitirmeye çalışmam. Müesseset müesseset kaldı. Bir gün müdür am, vakil vezir, devletin vakti geldi bu karar alakın. Bunlara biz yaklaşmayalım. Ne ben yaklaşırım ki hükümet olarak, ne sen de muarda olarak istabuları. Bizim işimiz biz bakanları koyarız. Minhac üzerimiz budur. Ve hiçbir niyetimiz yok sizi tehmiş edelim. Ve siz bütün devrize kıkacaksınız. Rikabi devrize, teşri'i devrize, müessesat devle hapsımızındı. Ama hükümet bizimdi. Şimdi neden korkurlar yani? Nişi o bir tarafı getirme ardaya? Çünkü nişi? Şimdi müessesat devlemi bölüptüler yerlerinde. Irak'ta bu şey oldu. Fedir, ben bu kamil müesseseden çıkardım. Yani bütün müdür amlar, vakil vaziler hapsini telafisi eder. Gelen dönemden daha utmam. Çünkü bunları kullanırlar seçimlerde. Bir koz olarak ellerinde. Doğru. Mali siyasi kalmaz elimde. Güç, siyasi güç kalmaz elimde. Ama bir mithak şeref olsa baba gel. Bu müesseseden döndürerek devletçi. Ne men nesin? Onun da üzerine şahat koyalım. Şuhud, ödül. Yani bu müessese devlet hapsi. Biz bir heyet kurduk. Adı Meclis-i Hizmet İttihadi. Bu meclis hizmet ettihadi mühenni bir şekilde müdür amlar, genel müdürler seçsin, bakan yardımcılarını seçsin. Ne bizden ne sizden
Bunlar devletin payıdılar. Yaklaşım Argozine, Ceşe, Hacde, Şurtaya bunlar devlet çıkalsın. Kalanı bakanlar, ha bakanlar bu demokrasi sisteminde bakan utan tarafın hakkıdır. Siyasi bakan getir koyar. Siyasi bakan da girmez bakanlığa hapsın saatsin tefsih. Ha bu sonra amma siyasi ammasını idare eder. Öz minhacına göre ki minhac hükümeti var. Öz partisinin, öz hükümetinin o minhaca göre idare eder özünün. Tafasına girişmez. Korku buradadır. Fe bu ahed, bu mithaqasarı yerlerinde bence hiç korku yok. Bu arada Kasım bilakis öz özünü doğururlar. Millatiden musarih eder ve millatiden tekrar barışı. Belki gelen yol özü tutar. O taraf mağaradaya gider. Bu da şimdiki dönemde aslında biraz zor gözükür. İndi kimin bir böyle tevafuk olsun. Böyle. Valla bu da olmaz, ıslah yok manası. Yani biz diyelim valla hükümet teklifiye istirir, ıslah kurulsun. Geçen devleti döndürmeseyi, muhasisatını döndürmeseyi devletin eline. Eli çekmeseyi bu yerlerden. O da olmaz. Islah bu da olmaz. Manası. Aynen Halil Macar'a bu şekilde devam edecek. Aynen kalacak. Peki Sayın Kerkük eski milletvekili Doktor Ahmet Haydar. Çok teşekkür ederim doktor bize katıldığın için. Ve bu güzel bilgiler bizimle paylaştığınız için. Rica ederim. Değerli seyircilerimiz, ne yazık ki bugünkü bölümümüzden de bu kadar. Yine haftaya görüşmek üzere deriz. Allah'a emanet olun. Olayların en güzeli sizin olsun.